Bu kadar Taran karşısında kısa bir programı. Bu sefer de Yalova ilgili Yalova Belediyesi'ne geldik. Sayın Yalova Belediye Başkanımız Mesal Salman Bey, Belediye olarak Taran Atışı'nın Belediye Müzesi Başkanlık Bey'le şu anda ayrılır. Başkanım, merhabalar. Sana evet. Yardımcı olunca. Öncelikle hoş geldiniz. Benim adım Halit Güleç. Belediye Başkan Yardımcısıyım. Aynı zamanda da Belediye Başkanımız Sayın Vefa Salman il dışında olduğu için kendisine vekaleten Belediye Başkanlık Vekilliğini görevini yürütmekteyim. Sayın Başkanım, Yalova'dan bir bahsedebilir. Tabii. Sizleri Yalova'da ağırlamaktan son derece mutluyuz. Yalova'nın adını, Yalova'nın güzelliklerini tüm Türkiye'ye ulaştırıyorsunuz. Bu anlamda da Cesur TV'ye teşekkür ediyoruz. Önce Yalova 30 Mart ve 1 Haziran seçimlerini geride bıraktı. Yoğun bir yorgunluktan sonra 1 Haziran'dan sonra seçimleri kazanmak tüm yorgunluğumuzu aldı. Ve başarıya nasıl başarılı bir Yalova yapabiliriz, nasıl daha modern bir Yalova yapabiliriz, nasıl daha temiz bir Yalova yapabiliriz diye artık konuşuyoruz. Yalova %60'ı orman olan bir il. Yeşili, doğası, denizi çok iyi kullanılabilir bir il. Yalova'nın başlı başlı sıkıntıları arasında trafik önemli sorun. Trafik bizim iktidarımızda, bizim zamanımızda artık trafik dert olmayacak. Trafik konusunda hortumun içindeki akan su gibi trafiği akıtacağız. Bununla ilgili danışmanlarımız, ilgili müdürlüklerimiz ve ilgili üniversiteden alacağımız katlarla beraber oradaki trafiği aşacağımızı inanıyorum. Ve bununla ilgili de 28 Haziran tarihinde bir takım kararlar olarak Yalova'daki trafiği bir nebze olsun rahatlatmaya için elimizden geleni yapacağız. Yine Ramazan etkinlikleri anlatacağım ama bununla beraber yine Yalova'yı sağlık kenti yapmak için tıp fakültesi projemiz var. Bu projemizi seçim kampanyamızda, proje kitapçımızda koyduk. Gerekli çalışmalarını yapıyoruz. İlimizde bulunan 300 bin metrekarelik bir araziyi sağlık tesisi alanına çevirip ilgili bakanlıktan programını almalarını sağlayacağız. Yine Yalova işsizlik oranında Türkiye ortalaması %4 önünde gidiyor. Yalova'da işsiz çok. Bunlar için de kongre ve fuar merkezini hayata geçirip Yalova'daki işsizlere iş olacak diye düşünüyorum. Bu projelerimizden kısaca bahsettikten sonra Ramazan ayı içerisinde bulunmaktayız. Ramazan ayının tüm Yalova'mıza, tüm İslam alemine, tüm Türkiye'ye hayırlara vesile olmasını diliyorum. Peşinden Ramazan bayramını kutlayacağız. Yine tüm İslam aleminin ve tüm Yalovalıların bayramını kutlamak istiyorum. Özellikle Belediye Başkanı Vefa Salman önem veriyor Ramazan kutlamalarına. 19 Temmuz'da hem Yalova'nın kutluluşu hem de Ramazan ayı münasebetiyle bir etkinliğimiz olacaktır. Ünlü bir sanatçımız Yalova'da sahne alacaktır. Sema gösterileri yapılacaktır. Volkan sanatçı bir sefer gelmişti. Evet. Volkan Bey bir sefer gelmişti. Evet. Bir başka sanatçı ile görüşmekteyiz. Tabii ekonomik durumu da belediyenin çok iyi olmadığı için böyle daha çok bize ücretsiz veya da az ücretle gelebilecek sanatçı aramaktayız. Aslında hepsini bölümüne kadar ediyoruz. Evet. Çok özür dilerim. Bakın nasıl böyle. Biz sanatçıya ücret verilmesine karşıyız. Çünkü niye? Yani Yalova'ya işsizlik olarak %4 normal şartlarının üzerinde. Dolayısıyla insanlar çok vergisi, kaldırım vergisi, emlak vergisi vesaire vergileri çok zor şartlarda oluyorlar. Çok bu sanatçılar bizi çok eğlenmeye karşı. Aslında zaten işsizlikleri bir bekliyoruz. Belki tekrarsız ama doğru görüyorsunuz. Yani bana da kadar kurmanlar. Yani ihtiyacı olanlara iş verin, onların evlerine evet. Gösterin, onu hikaye yapın. Bu çok güzel bir sosyal yani bu evet. Belediyesiniz. Bu olaydan temiz ediyoruz, anlatıyoruz çok ama. Şimdi halkın parasıyla çadır kurup, diğer geçmiş dönemlerde bunu yaşadı. Yani siyasi parti liderleri, Sovyet Asalı Parti. Şimdi niye? O insanlar o belediye veya da devlete işte bu vergileri çok çok şartlarda ödüyor. Hatta ödeyemiyorlar, faiz büyük, mecbur kalınca, seviyelerine bakınca çok olarak ödüyor. Tabii. Yani burada siz tebrik ediyoruz. Tabii. Kurmadınız. Tabii. Her ne kadar bilemiyoruz. Ben görüşürüz. Doğru. Yok. Ama siz belediye olarak siz ve sizin üzerinde doğru yaptınız. Tabii. Güzel dinimiz İslam dininde bir elin verdiği öbür el görmeyecek demekte. Biz şu anda göreve geldiğimizden beri her gün 250 haneye
sıcak aş yapıyoruz. Bu Ramazan ayında artarak devam edecek. Ama işin biz görsel boyutunu Ramazan ayında yapmayacağız. Biz sadece fakir fukara ailelere sıcak yemek dağıtmaya devam edeceğiz. Bunun sayısını artırarak devam edeceğiz. Bu ve bunu sadece Ramazan ayında değil, 12 ay yapacağız. Göreve geldiğimizden beri sıcak yemek dağıtmamız devam ediyor. Ramazan çadırı niye kurmadık? Ramazan çadırı hedeflenen kitleye hitap etmiyor. Doğru. Hedeflenen kitleye hitap etmediği için sadece işin görsel ve şov boyutu daha çok oluyor. Bakın gidin Ramazan çadırlarına kimler yemek yiyor? Devletin önde gelenleri, iş adamları. Halbuki Ramazan çadırı niye kurulur? Yolda gelip geçen, iftara yetişemeyen fakir fukaraya kurulmalıdır. Ama son zamanlarda bu biraz daha böyle şovmenlik olarak adlandırılmış olabilir diye düşünüyoruz. Zaten geçtiğimiz yıllarda da belediye direkt olarak bunları kurmuyordu. Valilik diğer kurumlarla ortaklaşa kuruyordu. Biz bu sene bunu düşünmedik. En azından belediye olarak düşünmedik. Ama yine bizim şeyimiz devam ediyor. Fakir fukara ailelere, ihtiyacımız olan ailelere yardımlarımız devam ediyor. Evet. Şimdi bakın sosyal belediyecilik diyoruz. İşte sosyal belediyecilik veyahut da nasıl olur? Yani bunu yapmanın bir boyutu da işe, yapma her işi böyle basında veyahut da görsellikten ziyade hizmet de yapmak lazım. Hizmetten beraber kime ne kadar yaptığımızı da biz biliyoruz. Yukarıda Allah biliyor. O yüzden çok bunları bu konularda mütevazı olmak lazım. Yani o yüzden çok böyle bu konularda da fazla konuşmak iyi değil. Sadece Yalova'nın kurtuluşu ve Ramazan ayı münasebetiyle Yalova'da kültürel derneklerimiz var. Bu kültürel derneklerimiz kendi bütçelerle beraber Yalova'nın kurtuluşu adına ve Ramazan etkinliği adına her bir dernek birkaç gün etkinlik yapacak. Biz 19 Temmuz Yalova'nın kurtuluşunda demin de söylediğim gibi bir sema gösterisi, bir Ramazan'a ait olan gösterileri yapıp bir de sanatçıların noktadayıp Ramazan ayımızı böyle eda etmeyi düşünüyoruz. Şimdi Galaba'yı gördük. Mesela orada gördük. Galaba komedi parçalarını yaptık. Sanatçının var. Orada toplar basit kutularla kutuları yolları yapıyorlar. Yani bu da demek ki Galaba'da bir şeyden değiştiğini gösteriyor. Biz evet. Parçalarını da yaptık. Bu kaldırımdan insanları vesaire yani bu siz geldiğiniz için değil, bu her sabah, her sabah, bakınız her sabah, sabah 7-8.30 arasında Yalova'nın tamamını yıkıyoruz. Kaldırımlarını, yollarını, kenar mahallelerini, kurumları, hepsini tertemiz yapıyoruz. Evet, yine sivrisinek mücadelesi yapıyoruz. Her gün 3 aracımız tüm Yalova'ya, özellikle bu sivrisineklerden şikayet olmaması için Yalova'da 2 tane akan deremiz var, dere boylarında. Bu kadar sinek mücadelesi yaparken hiç de sinek oldu diye şikayet almıyoruz. Çünkü zamanında yerinde mücadeleyi başlattık. Hiç sıkıntılara sebebiyet vermeden, sıkıntı şikayet olmadan bu işimizi tamam devam yapıyoruz. Sosyal bir belediyecilik adına, yaşanabilir belediyecilik adına, başkanın vefat salmanın her zaman kullandığı Yalova'yı birlikte büyüteceğiz, birlikte yöneteceğiz der. Biz bu Yalova'yı birlikte yönetmeye talibiz. Bürokratı, müdürü, vatandaşı, işçisi, çöpçüsü hepsinden beraberiz. Başkanımız her sabah evinden buraya yayan gelir. Yürüyerek gelir. Yürüyerek gelirken işçiyi görür, selam verir. Esnafı görür, selam verir. Katılımcı bir belediyecilik yapmak istiyoruz. Herkesin fikrini açığız. Herkesin fikriyle bir takım kararlar veriyoruz. Biz yaptık oldu demiyoruz. Dolayısıyla en başta Temizşehir ve ulaşabilir belediye başkanı. Bakın gördüğünüz kapımız şeffaftır. Evet. Şeffaf kapı koyduk. Her sabah saat 8-9 arasında alt katta şeffaf odamız var. Şeffaf odamızda belediye başkanı bizatihi olarak yine vatandaşları orada karşılamakta. Randevu yok, sekreter yok, kapı yok. Aynı şekilde burası da öyle. Randevusuz bir şekilde vatandaşlar görüşebiliyor. Evet, gerçekten sorunlarımız yoktu. Yalova'ya katılmak için geldiğimizde telefonla aracı çocuk olarak alanı ve sorunlarımız olabilir miyiz? Çok nazik var bir şekilde. Sorun başkanı şu an için düşündüğü oldu.